Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün teknik servisimize iPhone 11 Pro Max cihazı geldi. Cihazı gördüğünüz üzere ön ve arkasında oldukça ağır bir hasar mevcut. Bununla Barış abiyle birlikte tartışalım dedik. İşlemler nasıl oluyor, nasıl ilerliyoruz abi? Şimdi iPhone 11 Pro Max göründüğü gibi ağır bir travma geçirmiş. Evet. Ön ve arkası oldukça yoğun kırıklı. Normalde ben cihazı ilk gördüğümde, arkadaşlar verdiğimde sadece arka cam değişimi yapılacak zannettim. Sonra bana bir sürpriz yapıp şöyle önü çektiler. Cihazın ön cam değişimi de olabilir diye düşündüm ama iç ekranda kırık var. Yani görüntü olmadığı için ekran simsiyah. Mesela açıyorum. Açtığım halde ekran siyah olduğu için şimdi görüntü gelirmiş. Cihazda hiçbir şekilde görüntü yok. Görüntü kaybı var. Dolayısıyla bu cihaz yapacak işlem belli. Ön ekran değişecek komple ve de arka cam değişecek. Durum bu. Durum bu. Peki biraz detay verelim istersen abi. İşlemler nasıl oluyor? Şimdi ne kadar süre? 11 Pro Max yeni bir ürün olduğu için tabii olur mu, olmaz mı? Ekran değişimi ve arka cam değişimi sağlıklı olur mu şeklinde sorular geliyor Instagram'dan, YouTube'dan, evet. Mail'den. Tabii ki sağlıklı bir şekilde olur. Bu ürünün zaten yan sana ekranı yok. Bunu söyleyeyim. Yan sana ekranı şu anda olmadığı için tabi ilerleyen zamanlarda olabilir. Bugün 28 Şubat doğrudur. 2020'den bahsediyoruz arkadaşlar. Yani orijinal ekranları olduğu için hiçbir sorun yok. Güzel bir şekilde ekranı sökeceğiz. Ondan sonra yeni ekran takacağız. Ondan sonra arka cam sökülecek ve arka cam değişimi yapılacak. Önce şöyle yapacağız. Hani bu cihaz şimdi ağır bir darbe olduğu için cihaz çalışır mı çalışmaz mı? Sorunu olan bir cihaza da ekran takmak istemiyoruz tabii ki. Önce tekrar diyorum, ekranı sökeceğiz. Yeni ekranı orijinal ekranın üzerine tutacağız, soketleri takıp deneme yapacağız, test yapacağız. Eğer güzel bir şekilde çalışıyorsa, ısınmada sorun yoksa, Face ID sorun yoksa, fonksiyonlarında bir sorun yoksa daha sonra ekran montajı gerçekleşecek. Zaten cihaz açılmadığı için sanırım herhangi bir testi yapamadık. Normal şartlarda test ediyoruz. Evet, cihazları. Test etmeden almıyoruz. Çok doğru söylüyorsun. İşte mutlaka arka cam değişimlerinde şöyle teslim alıyoruz. İşte ön kamera çalışıyor mu? Arka kamera çalışıyor mu? Evet. Face ID çalışıyor mu gibi birkaç testimiz var. O testleri yaptıktan sonra teslim alıyoruz ki hani herhangi bir sorun yaşanmasın, soru işareti olmasın diye. Evet. Şimdi yeni bir ekran getirip orijinal tabii ki evet. iPhone 11 Pro Max orijinal ekranı var. Onlardan takacağız. Onlarla test ederek ekran tepki veriyorsa ekrandan sonra arka cam değişimi yapacağız. Aynen. Hatta teknik servis müsait olursa bunun nasıl yapıldığını, yapım aşamalarını da çekersin. Tabii. Daha sağlıklı video olur. Hem de kullanıcılar özellikle böyle üst modellerde, yüksek modellerde çok merak ediyorlar. Herkes izlemiş olur, keyifli video olur diye evet. düşünüyorum. Zaten geçenlerde zaten böyle bir cihaz gelmişti. Onunla evet. arka cam kırılması sonucu meydana gelmişti. Yani aslında çok geliyor tabii de anca yakalarsak servisten. Evet. Evet. Bizim de yoğunluğumuza göre denk gelirse. Genelde kargoyla gelenleri falan böyle daha rahat çekiyoruz. Evet, çünkü vakit bol oluyor. Evet. Ama onun dışında kullanıcı hemen istediği için mecburen 2-3 saat içerisinde yapmak ve teslim etmek durumunda kalıyoruz. Peki böyle bir cihazda işlem süresi tahmin olarak ne kadar oluyor abi? Arka cam 3 saat sürer, ekranda 1 saat sürer. Tahmin 4 olarak saatte, 4 saat. 5 saatte biter. Biter. Çünkü testleri de var. Tabii orada her videoda artık söylemeye çalışıyorum. Bu cihazınız bize yapılırken siz ulaşılabilir olmanız için telefonsuz kalmamız adına size ikame cihaz veriyoruz, yedek cihaz veriyoruz. Yani telefon burada yapılırken Kadıköy'de gezebilirsiniz ya da servisimizde konforlu bir servisimiz var biliyorsunuz. Evet. Onu da böyle alttan videonun yapmasını reklam. Servisinizde oturabilirsiniz, kahvenizi içerken telefonunuz kalmadığı için size yedek telefon verebiliyoruz. Böyle bir imkanımız var. Yeni başladı bu. Tabii bu da çok faydalı bir şey yani. Tabii ki. Evet arkadaşlar, Barış abiden bu cihaz hakkında detaylı bilgileri aldık.
Birazdan yukarı çıkıp teknisyen arkadaşlarımızla birlikte cihazın tamir aşamasını birlikte inceleyebiliriz.
Evet arkadaşlar, cihazın arka cam kapak söküm işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. Gördüğünüz üzere NFC ve antenlerine hiçbir şekilde zarar gelmemiştir. Bu arada NFC özelliği hızlı şarjı desteklemesi, yani wireless şarj olarak geçmektedir. Birazdan teknisyen arkadaşımız bu cihazın arka cam kapak uygulamasını gerçekleştirecektir. Öncelikle etrafına özel bir yapışkanla sürüp daha sonra arka cam uygulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazın kamerası ve çıtasına arka cam oldukça başarılı bir şekilde, yani orijinalinden farksız bir şekilde oturmuştur. Demin de bahsettiğimiz gibi herhangi bir NFC ve antene zarar gelmemiş. Kamerasının etrafında herhangi bir şekilde boşluk veya zarar görmemiştir. Eğer siz de iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max gibi arka cam kırılması sorunu yaşarsanız firmamız ile bu şekilde tamir deneyimi gerçekleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.